Herkese iyi akşamlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet arkadaşlar, e, öncelikle tüm değerli ekip lider arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Tüm illerdeki lider arkadaşlarımıza. E, bu akşam davranış eğitimi olacak. Yaklaşık bir 25 dakika sürecek arkadaşlar. Program tam olarak e, 40 geçe bitmiş olacak. Bilginiz olsun. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, normalde e, davranış eğitimi o kadar büyük bir eğitim ki baktığımızda hayatımızın aslında her anlamında, her hareketimizde Davranış çok önemlidir. İkili ilişkilerdeki davranışlarımız, ailemizde olan davranışlarımız, özellikle organizasyon kurduğumuz için ekiplerimizle olan tabii ki davranışlarımız da bizler için çok çok değerli. Ben bunu çok kısa birkaç madde haline böldüm. O maddeleri de sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar ve hızlı bir şekilde de organizasyonumuzu yönlendirme noktasında artılarımız eksilerimiz nelerdir, hep beraber bir gözden geçireceğiz. Bu arada toplantıyı başlamadan önce çekiliş yaptığımız. Bu arada pardon bir saniye koltuğum aşağı inip duruyor. Göz mü var nazar mı diyelim artık gözlerimizi açamıyoruz arkadaşlar. İşin esprisi. Ee, hediye alan arkadaşlarımız, hediye kazanan arkadaşlarımız e, çoğu bana daha dönmedi. Ürünleri yarım olarak da çıkarmak istemiyorum. O yüzden sizden ricam değerli ekip lider arkadaşlarımız. Ee, ürün hediyesi kazanan arkadaşlarımızı yönlendirirse adreslerini hızlı bir şekilde onları da e, sizlerle ulaştırmış olacağım. Evet şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen eğitime geçelim. Dediğim gibi maksimum bir 25 dakika sürecek. Altını çizerek yine tekrarlıyorum arkadaşlar. Normalde bu davranış eğitimleri e, çok kapsamlı ve o kadar geniş ki e, yani bizim aslında e, ekip kurarken organizasyonumuzda her anlamda bizim için çok çok değerli. Ve çok önemli gerçekten. Evet, katılımlar herhalde üç aşağı e, beş yukarı tamamlandı. Zaten diğer gelen arkadaşlar da ben onaylıyorum. Bu arada ekran görüntüsü var mı arkadaşlar? Size yansıyor mu? Evet, yansıyor dedi. Gaziantep, Figen Güngören, Elif Doğanay da mikrofonu açmıştı. Selamlar. Evet arkadaşlar, şimdi sunumumuza başlıyoruz. Altını çizerek tekrar söylüyorum arkadaşlar. Biz bir organizasyon kuruyoruz ve organizasyon kurduğumuz için de davranış davranışlarımız kesinlikle çok önemli. Benim sürekli kullandığım davranış davranışı belirler dediğimiz nokta e, bizim için gerçekten çok değerli. Organizasyon kurarken ki davranışlarımız ekiplerimizin büyümesine ya da duraklamasına neden olur. Şimdi ben bunu bir 10 maddeyle arkadaşlar e, bir sizlerle birlikte hani şöyle bir derler ya fincanı boşaltarak bir sesli düşünüyoruz. Organizasyon kurarken bunlarla ilgili e, konuşmalar yaparken neler yapmışızdır ya da yapmadıysak tabii ki çok büyük bir artı. Yaptıysak da problem değil sonuçta yavaş yavaş eksiklerimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi organizasyonunuzda ilerleme dışında negatif konuşmalar yapıyor musunuz? Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Yani bunu tamamen bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Belki sizin için gündelik bir konuşma olabilir. Belki çok sıradan bir şey olabilir ama kesinlikle organizasyonlarda arkadaşlar negatif konuşma yapılmaz. Hani negatif konuşabileceksiniz bazı şeyler varsa da bunu üst sponsorunuza çok rahat bir şekilde paylaşmanız en doğru olaydır. Hedeflerinizi birlikte belirliyor musunuz? Hani ben hep başında diyorum ya arkadaşlar, ajanda tutmamız gerekiyor diye. Zaten şu an İstanbul'daki ekip arkadaşlarımızla beraber de onların bütün ajandanın arka taraflarına, ekip arkadaşlarının sayılarını, ekip arkadaşlarıyla birlikte yapacağı çalışmalar ve artı olarak da kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirliyoruz. Kesinlikle ekibinizle birlikte bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Ekibinizle birlikte kişi listesi, görüşme listesi hazırlıyor musunuz? Genel anlamda bakın arkadaşlar, doğrudan satış sektörü ya da network marketing sektöründe insanlar hep yalnız kaldığından, doğru bir ekibe sahip olmadığından, iyi desteklenmediğinden şikayet eder ve bu da gerçektir. Biz de seneler önce bu sektöre girdiğimizde gerçekten bize doğru yön gösterecek, enerjimizi en az e, seviyede ama en çok maksimumda e, gelir ya da karşılığını alabileceğimiz bir noktayı bize çok doğru bir şekilde göstermediler. Tabii ki burada da özellikle altını çizerek söylüyorum arkadaşlar, ekibinizle beraber organizasyon kurduğumuz için biz satış ekibi değiliz. Satış yapmıyoruz. Biz sadece beğendiğimiz ve güvendiğimiz, inandığımız, kullandığımız ürünü tavsiye ediyoruz. Ki ben normalde satış yapamam ama kim ben satışım daha iyi diyorsa ondan bile iddialı olabilirim. Bunu da açık açık, açık söyleyeyim. Ama işte burada ekip olarak organizasyon kurduğumuz için özellikle ekibinizle beraber görüşme listenizi, görüşmelerinizi siz de lider olarak araya Örnek 2 3 tane taahhüt alıyorsanız iki üç kişiyle görüşülecekse ekip lideri olarak bir iki tane sizin de bu görüşmelere e, hem davet etmeniz hem de onlarla beraber davete gitmeniz gerekiyor ki prezentasyon doğru bir şekilde olsun. Mesela haftalık programlar yapıyor musunuz? Şöyle düşünün. Biz normalde bu sistemde 15 günlük e, periyotlar halinde mesela kariyer dönemleri var. Ama kazancımız haftalık olarak hak ettiğimiz hesabımıza yatıyor. Burada da kesinlikle arkadaşlar her haftayı çok doğru, çok dolu görüşmelerle, sunumlarla, ürün tavsiyesiyle beraber geçirmemiz gerekiyor. Yoksa her geçen gün boşa geçmiş oluyor. Düşünün. 3 ay önce 7 Haziran'da başladığımız günü ve düşünün şu anki zamanı. Neredeyse 3 aylık bir süre geçmiş arkadaşlar. Burada da haftalık programlar bizim için çok çok değerli. Nedeni şu. Şu an yaptığımız günlük ve haftalık küçük toplantılar, küçük görüşmeler bizim bundan 3-4 ay sonraki ilerlememizi, kariyerimizi, kazancımızı ve tamamen bakış açımızı ortaya koymuş olacak. Ekibinize karşı kendinizi çalışan çalışın imajı mı veriyorsunuz yoksa gerçekten çalışarak örnek mi oluyorsunuz? Genelde maalesef çoğu organizasyonlarda böyledir. Bizim organizasyonumuzda çok şükür böyle bir şey yok. Ama ekibe çalışın, hadi kayıt yap, hadi şunu yap, hadi bunu yap demek yerine lider olarak bizim gerçek anlamda örnek olarak sürekli duplicate dediğimiz yani iyi bir lider kendini sürekli kopyalar ve çoğaltır dediğimiz örnek var ya arkadaşlar. Mesela şunu düşünmeniz de gerekiyor. 3 aylık süre içerisinde ekibe kaç yeni kişi dahil ettiniz? Bu da çok önemli işte arkadaşlar. Yani burada belki maddeleri çok hızlı geçiyoruz zamandan dolayı ama organizasyon kurarken bunlar bizim için çok önemli. Kesinlikle bir lider ekibe çalışın, imajı vermek yerine ekibiyle beraber yeni kişiler de dahil ederek onlarla çalışacak ve örnek olacak bir noktaya getirmesi gerekiyor. Birlikte sorun çözebiliyor musunuz? Bu da çok değerlidir. Mesela ekip arkadaşlarınıza bir araya geldiğinizde biri bir problemler problemden bahseder. Siz sadece o an e, onun yanında olmak için ya da ona şirin gözükmek için eğer sorunu çözmek yerine evet haklısın böyle doğru vesaire dediğinizde otomatik olarak bu sorunu çözmez ve daha çok sorun büyüyerek artık potansiyel sorun haline gelmeye başlanır. Birlikte hareket edebiliyor musunuz? Bu da çok değerlidir arkadaşlar. Mesela günlük kısa konuşmalar, haftalık yapılacak olan pro programlar birlikte hareket ettiğinizi her türlü elinden kolundan tutarak onunla beraber doğru bir hedefe. Çünkü bu işte milyoner olmak istiyorsanız arkadaşlar sağ ve sol kollarınızda ekip arkadaşlarınızın milyoner olması gerekiyor. Siz kendi hedefinize giderken arkadaşlarınızla hedefe götürdüğünüzde onlar da bir noktadan sonra kesinlikle kopyalamaya başlayacaktır ki bizim işimizde kopyalama gerçekten çok değerlidir. Sunumlara, eğitimlere, ekiplerinizi teşvik ediyor musunuz? Şimdi baktığımızda herkesin çok sayısı var ama Belki eğitimler sıkabiliyor, belki yorabiliyor. İşte bu eğer mevcut arkadaşlarınızın şu an yeterli kadar katılımı ya da heyecanını yitirmişse yapacağınız onlara bu sunumun neden gerekli olduğunu, bu eğitimlerin onlara ne kadar faydalı olduğunu ve ileriki süreçte onların ekiplerine de bunu kopyaladıklarında çok ciddi bir şekilde geri dönüşleri olacağını çünkü takım halinde bir arada olduğunuz sürece büyüme çok ciddi bir şekilde ilerleyecektir arkadaşlar. En az haftada bir gün yüze gelip hafta planlaması yapıyor musunuz? Bakın baktığınızda arkadaşlar hep birliktelikten bahsediyor aslında. Yani o kadar çok değerli ki bu. Ekip halindeki çalışmalar, ekip halinde hareket etmek, birlikte doğru bir şekilde hedefi belirlemek. Tabii ki o hedefe giderken hiç kimse kendini yalnız hissetmemesi gerekiyor. Bunun için de yapmamız gereken kesinlikle haftada bir gün yüze gelip planlama yapmak. Bu metazor ya da zorlama aşamasında değil ama Hedefini hedefine ulaşmak istiyorsa kimse görev almaktan da kaçınmayacak. Yani görüşme yapılması gerekiyorsa görüşme yapacağız. Sunum yapılması gerekiyorsa sunum yapacağız. Ürünü denettirmemiz ya da tavsiye etmemiz gerekiyorsa ürün tavsiyemizi yapacağız. Ve ekibinizle de, teminde söylediğim gibi en son ne zaman yeni kişi eklediniz arkadaşlar? Bu da çok değerlidir. Mevcut bir lider sürekli ekibinin gelişmesi için yeni insanlarla ve yeni kişilerle ilerlemeye devam eder. Tabii ki bu mevcut arkadaşları bırakmak ya da yalnızlaştırmak değildir. Ama bir hedefimiz varsa örnek x bir hedef düşünüyorsunuz, x bir kariyer düşünüyorsanız sürekli yeni kişilerle beraber organizasyonunuzu büyütmeye devam etmemiz gerekiyor. Şimdi ekibimiz arkadaşlar aslında kesinlikle bugüne kadar zaten yaklaşık 4 aydır da bu eğitimlere ağırlık veriyoruz ve devam da edeceğiz. Yeni gelen ürünlerle beraber ürün sunumları da eklenmeye başlayacak. Ekibimiz aslında kalıplar değil arkadaşlar doğallık yönetir. Bugüne kadar da zaten hep bu doğallıktaydık. Doğru konuşmak, dürüst olmak, yalan konuşmamak, ekip içinde her şey şeffaf bir şekilde paylaşmak, bilgi akışını ilerletmek ve aktivite olsun, organizasyonlar olsun bugüne kadar da sahada yaptığımız çalışmalarla beraber olabildiğince kendimizi e, ekibin içerisindeki bir yarış, farklı bir davranma yarışı içinde olmaktansa arkadaşlar herkes kendi gibi olmayı ve bu özgüvene sahip olabilmeyi zaten başaran kişiler e, lider olmaya başlıyor arkadaşlar. Bu da zaten bizim için çok çok değerli. Altını çizerek defalarca söylüyorum arkadaşlar. Bizim en büyük avantajımız organizasyon kurmaya çalışmak ve organizasyon kurduğumuz zaman evet belki 3-4 ay daha yorulabiliriz ama o yorulmanın sonundaki gerçekten maddi kazanç, manevi kazanç, gurur, ondan sonra prestij düşündüğümüzde bu bize gerçekten çok şey kazandıracak. Çünkü altını çizerek söylüyorum biz bir satış ekibi değiliz. Çok iyi ürünü tavsiye edebiliriz ama bizim işimiz matematiksel anlamda ekiplerimize en doğru bir şekilde kazancı ulaştırmak. Lider denince akla bir spor takımının koçu ya da firmanın CEO'su ya da yerel bir beldenin başkanı gelebilir. Yani genel anlamda liderlik tanımı böyle de adlandırılabiliyor. Ancak liderlik tanımlanırken herhangi bir fiziksel sınırdan veya makamsal şarttan söz edilmez arkadaşlar. Diğer bir ifadeyle kişiyi lider kılan ve lider yapan makam değil becerilerdir. Hepinizin farklı yetenekleri var ve hep söylüyorum biliyorsunuz eğitimlerde düşündüğünüzden çok daha güçlüsünüz diye. Belki ürünü çok iyi tavsiye edemezsiniz. Ama heyecanınız çok yüksektir. Belki organizasyon kuramıyorsunuz, kuramıyorsunuzdur ama kişileri ekibe çok iyi dahil edebiliyorsunuzdur. Yani hızlı kayıt yapabiliyorsunuzdur. İşte burada kendiniz fincanınızı boşalttığınızda yapmanız gereken arkadaşlar hangi yetenekleriniz daha çok öne çıkıyorsa organizasyon kurarken ekip liderlerinizle beraber koordineli bir şekilde bu öne çıkan e, becerilerinizi ortaya koymak ve takım halinde çalışıldığı için de Burada e, en önemli şey tabii ki eksiklemeyelim ama yeterlilik alanımızı daha çok genişletmek bu da bizi zaten ilerletmiş olacak. Evet, hızlı hızlı geçmeyelim. Söz gümüşse sükut, sükut altındır diyor. Bu da çok güzel. Dünya üzerinde en güçlü liderler hitap yetenekleri ve akıcı konuşmalarıyla ün salmış olsalar dahi mümkün olduğu kadar az konuşmaya özen gösterirler. Nedeni ise elbette az konuşmanın çok daha etkili olmasıdır. Bu da değerli arkadaşlar. Bazen organizasyonlarımızda konuşurken çok fazla zamanı, saati kaçırabiliyoruz. Fazla bir telefon ya da fazla konuşmada artık normal organizasyon kurma, ilerleme, organizasyonu büyütme, geliştirme noktasından çıkıp artık gündelik sohbetlere ve muhabbetlere dönmeye başlıyor. Bu da bir alışkanlık haline geliyor. Çünkü insanlar <laughs> çabuk alışkanlık edinebilir. Bu da ne yapıyor Arkadaşlar. Bizim e, ekibimizde aslında farkında olmadan gerekli zamanı gereksiz bir zaman ayırmaya itiyor. Bu da bizi yoran şeylerden bir tanesi. Az konuşarak daha çok çalışarak bu işin altından kalkacağız hep birlikte. Etkili bir lider genellikle bir fikir veya bir stratejiyle ortaya çıkıp ona körük önüne bağlanmak yerine adapte olmayı tercih eder. Çünkü en fazla adapte olabilen insan en çok problem çözendir. Şimdi düşünün biz Atomi firmasındayız ve Atomi firmasında binlerce, on binlerce insan var. Neden Atomi'yi seçtiler? Evet, ürün, firmanın yeni olması, ürün gamının iyi olması. Düşünün, Türkiye'de bir sürü firma var arkadaşlar. Bu firmanın başında olan tüm insanlar, şu an bakın tüm insanlar, başında olanlar maddi manevi çok ciddi bir noktaya geldiler. Çok ciddi hem de. Şimdi biz burada sakin bir şekilde düşündüğümüzde, bugüne kadar şöyle bir şey yaşadınız mı? X bir firmada çalışırken, bir ürün tavsiye ederken birinin doktor olmasaydı, bir sağlıkçı olmasa dahi, bir doktor ya da bir sağlıkçıdan daha çok sorular sorduğunu, işte bunun içinde ne var, bu buna faydalı mı, bu buna zararlı mı gibi düşüncelerde. Şimdi Atomi ile çalıştığımızda bir e, emek ve zaman harcadığımızda ürünlerin üretilmesi, ürünlerin ürün gamının genişliği, ürünlerin etkisi, ürünlerin Türkiye ve dünya pazarındaki fiyat e, alınabilme ve tavsiye edebilmesine baktığımızda Atomi arkadaşlar gerçekten bizim için çok 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 e, değerli bir noktada. Çünkü şu an biz başlarda olan insanlarız. Hani insanlar hep diyorlar ya bize işin başındakiler kazanıyor diye. Bizim bu işe başlamadan bir, bir buçuk ay önceki sürecimiz, işe başladığımızdaki sürecimiz, günlük yaşantımızdaki sürecimiz, işi tamamen beynimize, ruhumuza her her türlü noktada düşünmeye başladığımızda ve ilerlemeyi hedeflediğimizdeki geçen süreyi insanlar görmeyecek. Onlar sadece finali bizleri sahnelerde kazançlarımız çok ciddi yükseldiğinde sahalardayken görecekler. O yüzden de arkadaşlar burada çok hızlı bir şekilde adapte olmanız gerekiyor. Yani sizin için faydalı olan şeyler neyse bunları çoğaltıp bunlar üzerinden hareket etmek hem davranışta kendinize, ekibinize ve organizasyonunuza çok ciddi bir şekilde yansımaya başlayacaktır. Güçlü bir lider kendini ön plana çıkaracak bir durum olmadıkça fazla ortaya çıkmamaya dikkat eder. Bunun yerine diğerlerinden daha fazla çalışmaya, sesinizi daha fazla duyurmaya ve en önemlisi de daha farklı düşünmeye çaba ...gösterir diyor arkadaşlar. Burada da şöyle düşünmemiz gerekiyor. Yani biz çok iyiyim, çok süperim böyle dedikçe e, ön planda kalamayız. Ama biz organizasyonumuzu kurarken çalışmalarımıza devam edip... ...tabii ki bu sosyal medya olsun, e, Instagram olsun hangi medyayı kullanıyorsanız... ...sosyal medya mecranda tabii ki bu görüşmeleri, bu paylaşımları yapmak bizim için çok çok değerlidir. Ama özellikle liderin en çok sesini çıkaracağı yer neresidir biliyor musunuz arkadaşlar organizasyonun başarısındaki o çıkan gürültü, o sahnedeki alkış sesleri, en büyük gürültüyü hep beraber inşallah orada yaratacağımız zamanlar çok çok az kaldı. Lider, bulunduk, lider bulundukları pozisyonun doğası gereği karar alma süreçlerinde zor seçimler yapmak mecburiyetinde kaldıkları durumlarda dahi karşı karşıya kalabilir. Bu hepimizin yaşadığı şeyler. Başında bulundukları organizasyonun çıkarlarını da gözetmek durumunda olduğu için Bazen çoğu kişi tarafından da memnuniyetsizlikle karşılanabilen hızlı, zor ve sert kararlar almak durumunda kalabilir. Gerçek lider bu tip otorite ve netlik gerektiren karar alma konusunda hiç tereddüt etmez. İşte arkadaşlar, bazen liderler olarak karar almak zorundayız. Alacağınız en büyük karar nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela sıra dışı yetenekleriniz yoksa, işte ses sanatçısı değilsek, çok büyük bir sporcu değilsek herhangi bir spor dalı olabilir ya da e, nasıl diyeyim NASA'ya uzaya gidecek kadar matematik bilgimiz yoksa. Burada yapmamız gereken şu. Normal hayatta yaşantının ne kadar zor olduğunu düşünerek alacağımız en büyük kararlardan bir tanesi biz doğru bir firmadayız. Evet 3 ay, 5 ay, 6 ay bir süre alabilir. Zaten hiç kimse kimseye hangi firmada olursa olsun, hangi e, sektörde olursa olsun çok kısa vadede çok büyük kazançlar ya da milyonluk e, hayaller kurdurmak en büyük hatalardan bir tanesidir. Önemli olan kendimizi sürekli değişen dünyada, dünya bile döndüğüne göre arkadaşlar, biz bunu fark etmesek de kendimizi sürekli bunu entegre edip sürekli çalışmak, karar almamız gereken yerde evet ya ben bugün görüşme yapacağım. Bu bile bir karar almaktır. Yani hayatta aslında bana göre bu maddeler içinde, bu şu cümleler arasında hani sert kararlar diyoruz ya, şunu düşünmemiz gerekiyor. Ya ben istediğim gibi bir hayat yaşamak istiyorum. Ben para kazanmak istiyorum. Ben istediğim tatile gitmek istiyorum. Ben ailem ve sevdiğimle beraber bir yere gittiğim zaman düşünmek istemiyorum. Yani atıyorum işte e, fiyat e, menü açıp fiyat ne kadarmış bunu yesem şunu ümüyor. Yani o kadar çok şey var ki aslında. Evet belki bunu ister istemez çok rahat bir şekilde birbirimizle paylaşamıyoruz ama hepimizin mutlaka kenarda köşede maalesef üstünü kapattığı, maalesef belki hayatta artık olmayacak dediği hayalleri ve hedefleri vardır. İşte burada almamız gereken en büyük kararlardan bir tanesi herkesin en fikirdir iyi bir firmadayız, uluslararası bir firmadayız. Hatta en büyük şansımızdan bir tanesi arkadaşlar daha Avrupa'ya tam yayılmamış, açılmamış, daha Avrupa ülkeleri daha pasif kayıtlar alıp yeni yeni ülkelerin açılmaya başladığı bir süreçte biz organizasyon olarak doğru kararlar alırsak tabii ki bu bireylerden başlar. Çünkü bu işi kendimiz için yaptığımızı hiçbir zaman unutmamız gerekiyor. Ama organizasyon liderleri olarak ya da lider adayları olarak ne kadar faydalı olup ne kadar organizasyonumuzu genişletirsek Doğru planlamayla, doğru davranışlarla ilerletirsek zaten bunun bize kat kat ve kat kat getirisi olacaktır. Hani bazen vardır çok kısa sürede çok büyük kazançlar hedefleyen ama günde 2-3 kişiyle görüşmüyorsun, ürün tavsiye etmiyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun, belki altına 5-10 kişi dahil ettin ondan sonra ama bu iş kazandırmıyor. Evet bu iş böyle kazandırmıyor zaten hiçbir zaman da kazandırmadı. Davet edeceğiz, sunum yapacağız, ürün tavsiye edeceğiz vesaire vesaire zaten artık bunun gerekliklerini biliyorsunuz. İyi bir lider sadece güvenilen kişi değil aynı zamanda karşısındakine. Güvendiğini hissettirebilendir. Güven çok önemlidir arkadaşlar. Zaten doğru organizasyonlar güven üstüne inşa edilir. Her şeyden önce kendisine güvenilen biri karşısındaki kazanmış demektir. Bu zaten hani bizim masalarda onda dokuz başarı sağladığımız en büyük noktadan bir tanesi. Tabii ki insani olarak bir güven bir de bu işe olan Karşı tarafa bu işi anlatırken ses tonumuzun, mimiklerimizin, sesimizin, renginin bile o inancımızı, karşı tarafa o güveni vermemizdir. Biz bu işi yapıyoruz, siz de bu işi deneyebilirsiniz derken bile çok rahat bir şekilde o inancı gösterebilmek. Onun dışında zaten e, o güveni sağlayamadığınızda, hem insani anlamdaki güven, hem de iş anlamındaki güveni sağlayamadığınızda e, ilerleme biraz ağır geçecektir. Bu güvenin sonucu olarak da bu liderin tavsiyelerine uyulur. Gerçek bir lider herhangi bir zorluk karşısında kolay kolay pes etmez. Çünkü uzun çalışmalardan sonra elde edilmiş sağlam fikirleri ve güçlü stratejileri vardır. Evet arkadaşlar işte bizim sürekli organizasyonumuzu büyütürken, organizasyonumuzu geliştirirken stratejilerimizin olması gerekiyor. Bunlar nelerdir? günlük diyorum ya çok basit ama arkadaşlar kesinlikle uygulanmak zorunda. Hani e, kesinlikle zorlama yok. Kimse kimsenin patronu değil ama bu sektörde ve bu işte büyümek isteniyorsa bir kere ajandanızda defalarca bu sunumu çizmeniz gerekiyor. Ben şu ana kadar belki 1500'den fazla çizmişimdir. Kişilerle birebir sunum yaparken, görüşürken artık o çizdiğim yuvarlaklar, şemalar bile, cinali diyelim yani kabaca, basit bir şekilde. O kadar birbirine benzer ki çünkü ben sürekli sunum yapıyorum, sürekli anlatıyorum, sürekli tekrar ediyorum. Bizim işimiz zaten Baktığımızda tekrardan geçer. Belki bazen diyebiliyorsunuz ki organizasyonumda istediğim potansiyele ulaşamıyorum. Belki bazen diyorsunuz ki istediğim ekibi kuramıyorum. Bunlar olabilir, bunlar çok normal. Peki burada da düşünmemiz gereken bizim kendi yeterliliğimiz ne kadar? Bunu da bilmemiz, bunu da anlamamız gerekiyor. Bu yeterliliği üstüne koydukça kendimizi geliştirdikçe zaten otomatik olarak stratejiler başlayacaktır, gelişecektir. Siz bile bir süreden sonra bakacaksınız. Artık siz değil organizasyonlarınız bu stratejileri yapmaya, uygulamaya ve sonuç almaya devam edeceklerdir. Evet. Sunumun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bu benim en sevdiğim kelimelerden bir tanesi. Organizasyonunuzun büyüklüğünü bakış açınızın büyüklüğü belirler diyor. Şimdi burada bir su bardağı var. Biri diyor ki yarısı boş, biri diyor, biri diyor ki yarısı dolu. Yarısı dolu. Şimdi önemli olan Atamof firmasında kendimize göre artılarımız eksilerimiz nelerdir? Bunları mutlaka biliyoruzdur. Organizasyonumuzdaki artılar eksileri mutlaka biliyoruzdur. Çünkü haftalık olarak kazanç hanenizde bir rakam yoksa bu kişiden, şahıstan, üründen, firmadan, sponsordan değildir arkadaşlar. Bu kendi yaptığınız çalışmalar ve kendi yaptığınız planlamalarla ilgilidir. İşte burada da baktığımızda yarısı dolu, yarısı boş. Benim baktığım kesinlikle sürekli yarısı dolu ve dolmaya devam edecek bir süreçte. Ama bu kazanç gelir ve organizasyonun büyümesi anlamında baktığımızda çok güzel. Yarısı boş kısmı da eğer eğitimler, sunumlar, bir arada kalma, grup halinde çalışma ve takım çalışması yapmadığımızda da o zaman da sürekli yarım kalacaktır arkadaşlar ve ilerlemede bizim için istediğimiz bir noktaya taşınamayacaktır. Bu basit ama özellikle organizasyon kurarken diyorum ya değerli arkadaşlar bakın organizasyon kurmak çok farklı bir şeydir. Satış yapmak çok farklıdır. Satışı herkes yapabilir. Ben buna tavsiye ediyorum. Yani normal yoldan birini de çağırsanız gel beraber bir satış yapacağız dediğimizde bu gerçekleştirilebilir. Ama organizasyon kurmak bizim pro akademinin ana, ana temel amacı organizasyon kurmak. Çünkü organizasyon kurmak kalıcıdır. Satış yaparsak para kazanırız. Ama organizasyon kurduğumuzda ömür boyu para kazanmaya artık adayızdır arkadaşlar ve Sektörün bu kadar büyük olduğunu düşündüğümüzde, bu kadar geniş olduğunu düşündüğümüzde yapmamız gereken mantıklı, planlı, programlı bir şekilde hangi eksiklerimiz varsa sunum ve davet. Birinci adım zaten budur. Bu sunum ve davetin ne kadar daha etkili olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Ürün uygulaması ve ürün sunumlarında bile bunları bile çok doğru tespit etmemiz gerekiyor. Şu an zaten şükürler olsun aramızda sürekli her gün yeni ekip arkadaşlarımız katılıyor. Bu, bu katılımlar devam edecek. Mutlaka Bazen diyorum ya yorulacağız arkadaşlar bazen buralacağız bazen gerileceğiz bazen korkularımız olacak bunlar normaldir hayatta hep yaşadığımız şeyler ama en büyük korkumuzun şu olması gerekiyor zaman ayırdığım işte bir para kazanamıyorsam bu işin biraz daha ciddiyetine varmam lazım çünkü para her zaman ihtiyaç. İlk başta para, network marketing doğrudan satış sektöründe araç olması gerekiyor. Kesinlikle ilk amaç değildir arkadaşlar. Tabii ki gündelik hayatta ihtiyaçlarımız var, giderlerimiz var, bunları karşılamamız gerekiyor ama olabildiğince bizim için ilk önce araç olması gerekiyor. Başarılı olmaya başladığımızda, organizasyonumuz büyümeye başladığında otomatik olarak artık başarı amacıyla beraber, çünkü her zaman diyoruz ya başarı bir, barış noktası değil bir yolculuktur diye. Hepimizin kafasında belli başlı Finansal anlamda, kariyer anlamında, kazanç anlamında o kadar çok düşünceler vardır ki bunları düşünürken korkmayın arkadaşlar. Olabildiğince düşünmeye devam edin. Ne kadar çok tekrar edersek, ne kadar çok yenilersek ve defalarca kez bunu uygularsak zaten bu bizi ilerletme noktasında iyi bir sürece götürecektir diye düşünüyorum. Bu arada e, toplantı bitti arkadaşlar ama bir 10 dakikamız falan kaldı. E, Gaziantep ekib liderlerimizden e, sağ olsun Figen Hanım. Ee, küçük çocuğuyla beraber Instagram'da bana resim atmış. Ee, davranış eğitimi başlıyor. Lideri bekliyoruz diye. İşte bakın arkadaşlar olay nedir biliyor musunuz? Birbirimize olan saygımız, sevgimiz o aradaki mesafeleri kaldırmak birbirimiz için yapabileceğimiz şeyleri düşünmek. Yani üç ayda kolay bir süreci geçirmedik. Bakın yani üç ayda dağılabilirdik de anlatabiliyor muyum? Üç ayda durabilirdik de ama biz aksine tempoyu arttırmaya devam ettik. Bakın o kadar çok yenilikler ve o kadar güzel gelişmeler oluyor ki e şunu söyleyebilirim, Eylül ayı ortası itibariyle Ekim Kasım Aralık ayında yapacağımız kış kampında o kadar çok şey değişmiş olacak ki ama lütfen ilk önce artık bir düşünceleri değiştirin. Hani bazılarımız diyor ya olmuyor. Ya lütfen nasıl daha iyi doğru yapabileceğini bir öğren. Bu ayıp bir şey değil. Yani ben, biz de hepimiz de yani her gün öğrenmeye her gün kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Hiçbirimiz tam değiliz. Hiçbirimiz yeterli değiliz aslında baktığımızda. Ama kendimizi ne kadar çok geliştirirsek, ne kadar çok kendimizi adapte edersek bu sürece, ne kadar daha çok üstüne gidersek, hani hayatınızda yaşadığınız belki bazen korkularınız vardır, üstüne gitmekten çekindiniz, belki geride kaldınız. Üstüne gittikçe ve ilerlemeye başladıkça, şöyle düşünün arkadaşlar, şu an Atomi'de söz sahibi insanlarız. Bu basit bir şey mi sizce? Şöyle düşünsenize, bakın bir bakış açınızı değiştirin bu akşam iyice. Şu an Atomi diye bir firma var. Türkiye'deki yüzlerce firma Atomi'yi biliyor. Yurt dışına daha yeni yeni çıkıyor diyelim. Ve siz değerli arkadaşlarımızla beraber altını çizerek söylüyorum. Gururla Atomi firmasında en iyi ekibiz arkadaşlar Türkiye'de. Pro Akademi olarak. Sponsorların, farklı sponsorların bile yurt dışındakilerin çalışmak istediği ekip lideriyiz. Ekip liderleriyiz. Düşünseniz arkadaşlar. Bu bizler için o kadar değerli ki. Ve şu an bulunduğunuz ilde, bulunduğunuz yerde, bana lütfen 100 tane bin tane atomi yapan insanları gösterin. Bakın arkadaşlar bazen fırsat diyoruz ya işte fırsatın en büyüğü burada. Ben her zaman söyledim. Bir tane diş macunu ile bir organizasyonu kurabilirsiniz ama eşleşme almak için, kariyer almak için eğer bin kişiye diş macunu sunup bin kişiden de verim aldığınızda kariyerde yaparsınız, kazancınız da büyür. İşte bunu çok iyi planlamanız gerekiyor. Ama lütfen sakin bir şekilde bu akşam düşünün. Bakın bir hafta sonuna gireceğiz. Benim cumartesi, pazar günü de full görüşmelerim var zaten. Sizin de mutlaka görüşmeniz olsun. Şu an Atomi firmasında ilklerdensiniz arkadaşlar. Sizce Atomi firması böyle duracak mı? Durmayacak. Yeni kariyerler gelecek mi? Gelecek. Ondan sonra ürünler gelecek mi? Gelecek. Peki biz şu an hep beraber gelişsek... ...bir iki üç ay daha çok doğru bir şekilde planlama yapsak... ...ama eksiklerimizi doğru bir şekilde... ...altını çizerek söylüyorum dürüst bir şekilde... ...gerçekçi olarak nerede eksiğimiz varsa... Sunum olabilir, görüşmeler olabilir, ürün tanıtımı olabilir. Ekiplerimizle ilgilenmek olabilir, daha çok çalışmak olabilir. Organizasyonumuza belki farkında olmadan e, durak satıyoruzdur. Bunun da farkında olmayabiliriz. Yani bir şeyleri tespit ettiğimizde lütfen çevrenizdeki firmalara bakın. Ben şunu da alayım. Ama bu ay, ama bir dahaki ay, ama üç ay sonra, ama altı ay sonra. Pro Akademi'nin ekibindeki ekip liderleri Türkiye'deki en çok kazanan liderlerden birileri olacak. Sahneye çıktığı zaman konuşmasıyla, hareketiyle... Düşüncesiyle davranışıyla bir yerde biz oturduğumuzda başka firmaların ekip liderleri ya da başka atomideki herhangi bir ekip olabilir bizim ekip liderlerimiz bir arada oturduğunda bile tebessümü birbirine olan davranışı ilerlemesi görüşü zekası düşüncesi çalışkanlığı işte arkadaşlar bunlar sürekli yeni bir potansiyel alanı ortaya çıkartır İnsanların sizle bir arada olmasını ister İnsanlar sürekli bir araya gelmeyi ister çünkü düşünsenize beraberiz motivasyon yok. Birbirimize motivasyona negatif basıyoruz. Böyle bir şekilde ilerleme şansımız var mı? Sıfır. Ama gerçekleri görerek koskoca bir firmada şu an Türkiye'deki ilklerdeniz ve sürekli bizim isimlerimiz dolaşılıyor. Sizler konuşuluyorsunuz illerde. Yani bunun farkını ya da bunun fırsatını ne zaman bir daha yakalayabiliriz? Bakın bu da çok önemli. İşte burada yapmamız gereken arkadaşlar davranış davranışı belirler dediğimiz o kadar büyük ve o kadar geniş bir eğitimdir ki Lütfen kendi başınıza kaldığınızda bir nescafe lütfen ya da bir çay koyun. Sakin bir şekilde kendinizi bir dinleyin. Ben nerede eksik demeyelim. Bakın ben nerede daha iyi davranmam ya da daha iyi e, hareket etmem gerekiyor ki ekibimin, yeni kurduğum organizasyonumun ya da ekiplerimin hareket hızı daha çok olsun. Hani ben hep diyordum ya arkadaşlar ekip lideri eğer yürürse organizasyon yürümez. Ekip lideri koşarsa organizasyon yürümeye başlar ekip lideri çok 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 koşarsa o zaman organizasyon da koşmaya başlayacaktır. Bu süreçler artık gelmeye başladı. Üç ay kısa bir süre değil arkadaşlar. Üç ayda insanlar hayatlarını değişiyor, kendine çok şey katıyor, çok farklı şeyler oluyor. Mutlaka kendinizde bana göre yapılan bu eğitimlerde bir ilerleme, bir değişimlik, değişim vardır. Ama bu değişimi kalıcı bir hale getirmek için hani diyor ya lider ol. Biz satışçı pazarlamacı değiliz. Satışı herkes yapabilir. Ama lider olmak istiyorsak Lider olmak için lider gibi düşünmemiz gerekiyor. Lider gibi tabii ki davranmamız gerekiyor. Bu göreceli bir kavramdır ama bizler pro akademi ailesi olarak siz değerli arkadaşlarımızla beraber şu an bir arkadaşımız çocuğunu kucağına alıp bu sunuma koşa, koşa koşa geliyorsa bazı arkadaşlarımız ya ne olacak ki işte sunumda aynı şeyler anlatılacak diyorsa işte üç ay, 4 ay, beş ay sonra o arkadaşlarımız hala olduğu yerde emeklemeye devam ederken şu olsaydı bu olsaydı daha iyi derken ya bedava altın verelim arkadaşlar. Bakın kapatmaya gidiyorum. Yani artık bitişe gidiyorum. Şunu unutmayın. İnsanlara bedava altın verin. Eğer organizasyon kurmayın. 3 ay, 4 ay sonra arkaya baktığınızda kendinizden başka hiçbir şey bulamazsınız. Bu sözümü hiçbir zaman unutmayın. Bedava altın verin. Giriş bedava olsun. Ürün bedava olsun. Her şey bedava olsun. 2-3 ay sonra bir bakarsınız. bir tanesi kıratanede, bir tanesi tatilde, bir tanesi gezmede, bir tanesi sohbette, telefon çalıyor, telefon açılmıyor. Ciddiyet yok, samimiyet yok, hiçbir şey yok. Biz bunu başardık arkadaşlar. Bu bizim için gerçekten çok 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 değerli ve dediğim gibi şu an çok ciddi bir artık bir duraklama sürecinden sonra normaldi bayram vardı, yaz vardı, seyran vardı. Ama her zaman söylüyorum, Bir liderin hiçbir zaman ajandasını tabii ki bayram olur, elepülecek vesaire ama genel anlamda sürekli çalışma sürekli ilerleme ve olabildiğince hedefine ulaşma olur. Çünkü siz hedefinize ulaşmaya başladıkça motivasyonunuzu yükselttikçe potansiyelinizi yükselttikçe arkadaşlar. Bu herkese yansır. Bu arada sürekli siz görüyor musunuz bilmiyorum ama ufaklık orada oynayıp duruyor gözüm ona takılıyor e, büyük ekrandan resimlerden daha sonra görürsünüz ya da videodan. E, yani her şey yolunda arkadaşlar. Şükürler olsun gerçekten nefes alabiliyorsak ailemiz yanımızdaysa sevdiklerimiz yanımızdaysa bundan daha büyük bir şükür yok bence hayatta. Ama şunun da farkına varmamız gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben mükemmelim ben süperim ama bazı şeyler olmuyor diyen kendine yalan söyler ve yalancıdır çalışacağız arkadaşlar. Başarmak için çalışmamız gerekiyor. Başarmak için yerimizden kalkmamız gerekiyor diyorum ya hiçbir şeyi değiştiremiyorsanız oturduğunuz sandalyeyi değiştirmeye başlayacaksınız. Çünkü hayat o kadar zor ve o kadar o kadar acımasız ki bundan mesela büyük ihtimal Ekim ayında bir toplantı yapılacak. İlla kariyer almak da değil arkadaşlar bu yani kariyer aldık bitti. Böyle bir şey de yok. Bu iş devam ediyor ama olabildiğince ekibimizle ve organizasyonumuzla büyümeye devam edersek zaten o büyümeyi sizin gerçek potansiyelinizin önüne kimse geçemez. Kimse durduramaz. Sizde o potansiyel, o güç olduktan sonra ki ben sizlerin yüzde doksanı tanıyorum. Yani bu sahneleri yakışıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunu hak ediyorsunuz. Ama kazanç ve kariyer anlamında ve çok büyük organizasyon anlamında karar verecek olan sizlersiniz. Bazen olabilir, geçişler oluyor. Hani burada zorlandım oraya gideyim. Hep söyledim burada zorlandım oraya gideyim. Ya bir yerde sen kendi gelişimini tamamlayamazsan her tarafa git, senede beş tane firma değiştir, gene aynı şey olmaya devam edecek, gene aynı şey olmaya devam edecek. Burada hepimiz zaten en fikiriz. Ama organizasyon olarak yapmamız gereken lütfen günlük planlamanızı yapın bu bir. Lütfen ekibinizle olabildiğince bir araya gelin. Lütfen ekibinizle ekip olduğunuzu unutmadan fazla sohbete, fazla muhabbete girmeyin. En büyük muhabbetiniz hedef, kazanç, günlük kazançlar olsun. Haftalık kazançlar olsun. Planlamanızda kariyer olsun arkadaşlar. Bunları ne kadar dolu dolu bir noktada toplarsanız zaten bunu geri dönüşleri size çok ciddi bir şekilde olmaya başlayacak. Artık kış dönemi geldiği için şunu da söyleyeyim yavaş yavaş. Bu toplantıları biraz daha erken saatlere de alacağız. Özelden yazan arkadaşlarımız da var. Çalışanlar da var. Yani artık bir dokuz buçağı çekeceğiz. Ama bu hafta beklediğim bir iki tane ürün var. E, açıklan yani artık e, start vermesi gereken açıkçası verecek olan. O zaten ürün eğitimlerimizde bir tanesi Çiçeklerin derin Ekip liderlerimizden, yani sağlıkçı arkadaşımız yapacak, e, probiyeti, lüteni de Elif Doğanay liderimiz yapacak. Yani ürün sunumlarının da ünü ağırlıklarına devam etmiş olacağız. Zaten birebir de özelde sürekli görüşmeler yapıyoruz. ile ilgili toplantılarımız devam ediyor. Mevcut ofisleri mutlaka kullanın, tanıtım yapmak için, sunum yapmak için. Arkadaşlar bu işi tam yapın. Bakın çok büyük para kazanacağız. Biraz daha zaman var. Hani bir kırılma noktası diyorduk ya, belli bir kırılma noktası artık aşıldı. O kırılma noktası geçti. Ama bir bir tık daha kalan o süre sonrasında büyük ihtimal diyorum ya Ekim ayında hep birlikte e, İstanbul'da büyük ihtimal orta şekerli olsa da herkesin katılabileceği bir convention olacak. Kariyer vardır yoktur. Biz kariyer için çalışmıyoruz. Biz başarılı olmak için ve organizasyon için çalışıyoruz. Bugüne kadar sizlerle arkadaşlarımız aldığımız sayısız başarımız zaten ortada arkadaşlar. Yani bizim Facebook'larımıza, Instagram'ımıza baksınlar. E, yaptığımız başarılar ortada ama şuna da baktıkları zaman sürekli sahadayız. Farkında mısınız arkadaşlar? Bakın sürekli görüşme halindeyiz. Sürekli tanıtıyoruz. Benim için de öyle oluyor. Evet diyen oluyor, hayır diyen oluyor. Bunlar çok normal. Hayatın doğasında var. Hiçbir zaman hiçbir firmaya herkes kayıt olmadı. Hiçbir zaman hiçbir firmanın her ürünü kullanılmadı. Ama biz bunu kendi açımızdan pratik zekamızla ve doğru bir ilerlemeyle çok doğru bir şekilde anlatırsak size söz veriyorum. Geleceğin şu an milyonerisiniz. 2021, 2022 buna karar verecek olan sizsiniz ama. Ben kendi adıma diyorum inşallah gece gündüz çalışarak siz değerli arkadaşlarımla ben milyoner olacağım. Ben beş sene önce toplamda bir milyon kazancın üstüne zaten çıkmıştım bu sektörden ama altını çizerek söylüyorum siz değerli arkadaşlarımızla beraber. Ben milyoner olmak için gece gündüz çalışıyorum ve siz değerli ekip arkadaşlarımızın milyoner olması için beş aydır olduğu gibi gece gündüz çalışmaya devam ediyorum ve devam edecek e, bu çalışmalar. Son bir dakikamız kaldı arkadaşlar bu akşam herkese e, nasıl diyeyim söz veremeyeceğim elimden geldiği kadar ama farkındaysanız zaten son iki üç haftadır potansiyelimiz daha da yükselmeye başladı ve daha da yükselecek. Bir iki tane de resim çekeyim hazır böyle konuşurken bakayım kimler var Ayten Hanım'ın yanında bir e, hanfendi var. Baktığım zaman onu tanımıyorum. He tamam toplantıya gelmişti Arzu Köşker Ankara'ya selamlar Arzu ablaya. Naime liderimiz. Evet iddialıyız hedef taatünü yaptık zaten. Arzu liderimiz gene Ankara'dan. Kamera açık. Simge liderimiz Faruk Kuaför Bey diyor iPhone diyor. Selam söylüyorum. iPhone yazıyor. Ee, Fatma liderimiz. Büyük ihtimal yanlış söylemiyorsam Çanakkale'den Filiz liderimiz daha doğrusu. Pardon. Evet. E, Ayten Tufan burada. Elif Doğanay zaten burada. Zeli ablamız hep burada zaten. Evet. Evet arkadaşlar. Hayalini kurduğunuz gerçekleşmesini istediğiniz ne varsa ne olmasını istiyorsanız şunu da düşünün. Ekmeği bile çiğnemeden yutabilme şansımız var mı? Yok arkadaşlar. Bakın bu fırsat bir daha gelmeyecek. Samimi söyleyeyim. Yani bir firmada, bir organizasyonda en öne çıkan ve en önde olan sizlerle ekip arkadaşlarımızla beraber bunu o kadar iyi değerlendirelim ki ama lütfen bugün itibariyle kendinize minimum bir iki üç ay daha verin. Ama daha çok sunum yaparak, daha çok görüşme yaparak, daha çok planlı olarak, ekiplerimizle çok daha bir arada olarak eğer bunu yaparsak gerçekten bizim için çok çok faydalı olacak. Zaman ayırdığınız için tüm değerli arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Ailenizi sevdiklerinize selamlarını biletin arkadaşlar. Herkes kendine gerçekten çok 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 iyi baksın. Güzel bir hafta, hafta sonu olsun. Sizlerle beraber olsun. Şu an zaten resimleri çektim. Birazdan da videomuzu sizlerle paylaşacağım. Herkes kendine çok iyi baksın arkadaşlar. Lütfen güzel düşünün, güzel konuşun ve güzellikler bizimle olacak. Ben yüzde yüz inanıyorum arkadaşlar. Zerre şüphem yok. Çünkü artık zamanı geldi diyorum. Evet. Herkes kendine çok iyi baksın. Toplantımız bitmiştir arkadaşlar. Mikrofonları açabilirsiniz zaten kapanacak. <laughs> i̇yi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. İyi akşamlar Biliyorum Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizin yüreğine, Hadi. yüreğine Hadi. sağlık. Herkes